Hedef işte ha, mezara kadar böyle devam işte. Daha başka bundan sonra bizim hedefimizde ne olacak? Çokça 5 sene daha yaparız. Ondan sonra köy sandığına. Daha ne olacak yani bizden? Arkadaş, buna başlamak o kadar kötü bir şey ki evde tabii olmuyor. Hani çalıştık yerinde sabah saat 5'te kalkarsın. 6'da buraya geliyorum. Millet 9'da gelir. Duramayayım ki. 6'da geliyorum, arkadaşa telefon açayım. Eğer ki kapalıysa kazanıyor. Kapalmasa bunu da hortla diyeyim ben. Bu geliyor hemen, bu sergiyi açayım, ben buna başlayayım. Duramayayım ki. Duramazsın. Yani bunu yapmaya başladığın an, yani ben bununla erinirim, bıkarım, aklına geçmesin. Bu sana çeker kendini. Hani merak edersin yapmaya yani. Böyle bir huy bu. Bu artık hani beddavalı mı ne bilmiyoruz yani. Bu şeritten yapma bunun gibi değil. Erinmezsin. Yaparsın. Ben bunu aslında hani Cezayir'e gitmiştim. Orada inşaata 2 sene kaldım. Orada böyle hani file falan yaparken dediler ki bunlardan da bir şey yaparsın. Öyle hesap ettim, baktım bunlar iyi olan mı ağzını neyle yaparım? Giderken bir tel gördüm, bunu neyle delerim? Bir tel daha gördüm. Ondan delerim derken bir şey geldi orada hani Cezayirli bir arkadaş. Hani kem dinar, kaç dinar? Şu kadar bir sebep. 20 milyon dedim bizim parayla. Adam çıkardı verdi. Adam da bir gün çalışıyor. La bu adam delirmiş dedim. Parayı geri bıraktım. Bu adam içkili geri alır hekası. La baktım ikinci akşam geliyor. Ey bakayım bizim sepet gitti dedim ben. Geliyor ya ula. Hani bir gün çalışılır mı bir sepete? O arada geldi dedi. Var mı yine hani züç dedi. 2 tane var. Yine aynı 1000 dinar. 1000 dinar. Ula ondan sonra biz de başladık. Orada aşağı var hani 6-7 ayda. Hemen de maaşın yarısını aldım akşamları. Oradan çarşambaya geldim. Çarşambada bulamadık bir şeritten. Hamam başlayacaktım. Sonra şeye gittim Gökçeada'ya. Orada gördüm bunu. Orada hani çuvalladım. Bir çuval getirdim. Ondan sonra burada bir başladım. La burada da şerit çuvaldı mı? Ondan sonra hani dünyaya ilk yayan hani bu sistemden yapan benim. Ondan sonra ilk televizyoncular geldi böyle. Hani gazeteye çıktım. Böyle sepetleri tuttum böyle aynı elime böyle plastikleri. Dünyaya ne yarışıyorum dedim. Aynı böyle. Ondan sonra hani öyle başladık işte abisine 4. sene hani nispeten çok güzel patlama yaptı yani nispeten bak hiç durduram yok hani şöyle bir kenarda 50 tane sepetim yok demek gidiyor yani bu işte buradan patladı böyle devam ettik bunu devam ediyoruz yani. Emek var bunda. Mesela bunun malzemesinin kökünün tutacağı 10 lira. Hani para da versen. Hani şeride 10 lira. 10 lira anca olur ama işçilik. İşçilik var mesela. Bir kişinin yemesi 150 lira en aşağı. Hani işçinin yemesi 200 lira. Mesela şimdi abimde 300 lira yemeye gelmese hele en azından 200 lira yemeye gelmese bu yapılmaz. Doğru mu? Ha, bu böyle yani. Onun için Allah razı olsun o arkadaştan. Cezayir'de. Bana dedi ki bunlardan da bir işi yaparsın dedi mi? Oradan aklımı kurcaladı. Adama duacıyım yani. Ha. Çünkü kaç kişi ekmek yiyor biliyor musun bunda? Satan yiyor, alan yiyor. Mesela şimdi hani kaç kişi başladı aşağı var. Şu anda bu çarşambada 10 kişi var bunu yapan. Onlar da ekmek yiyorlar. Ya şimdi bu benim dede mesleğim. Köyde tabii iş gücü yok. Sade sebet. Karacabran köyündenim ben. Salıpazağı'nın Karacabran köyü. Orada rahmetlik büyük babam bunu yapardı. Ben de çubuğunu getirirdim. Ondan sonra babama aksetti dedem yapamaz. Babamdan sonra ben başladım. Ondan sonra hani şehre geldik. Ondan sonra şehirde şimdi hani bu kasa çıktı. Hani bu kasa çıktı. Bunu bıraktık.
Ondan sonra şeye başladım inşaata. İnşaatı Çarşamba'da çalıştık, Samsun'da falan çalıştık. Ondan sonra Cezayir'e gittik mi? Orada işte bu sebedi orada başladım. Şimdi inşaata zaman bulamıyorum bu sebette. Bir de benim oğlan arka tarafta, o da saplı maplı tarıyor. Onda da var böyle çantalar. Benim oğlan derken torunları da yapıyor bunu. Bu var ya, buna bir başlasan var ya, tövbe olsun bırakabilirsen. Evet, ha böyle yani bu o kadar değil. Niye değil bilmiyorum. Bunu gideceksin, ormana keseceksin, geçeceksin, soyacaksın, kurutacaksın, ıslayacaksın, sıvayacaksın, öreceksin. Hani örünce kadar kuruduysa yine mecbur sıvayacaksın. Ama bunun ıslaması yok. Bunu alayım, bu her zaman muhayyer yani. Böyle istediğin gibi yapıyorsun. Talebi. Talep çok şahane. Niye şahane? Ben mesela günde bundan 10 tane yapayım. Günde 30 tane sebedim yok. Ha işte gördüğün sebetler bunlar. Dışarıda. Yok. Nerede bu sebetler? Gidiyor. Şimdi kardeşim ya ben yapayım misal günde 10 tane en az 5-6 tane gidiyor. En az. Şimdi ama fındık zamanı yok sattım ben geçen sene. Hani 200 tane sebedim vardı. Daha yapmayacağım dedim bıraktım. Güçten yapmıştım. O zaman dükkan yoktu. Yeni açtım ona sebet yok. Satın aldım plastik sebet sattım. Hani 5-6 kişiye de öğrettim bunu benden bitmesin diye. Aşağı var 6-7 kişi daha var burada sebetçi. Çırağım var yani. Ha, var. Aynı sebedi getiriyorsun, aynı boyda sebedi, bunu bırakıyorsun, onu alıp gidiyorsun. Çünkü hiç kullandığın bunda belli olmuyor. Mesela bunu aldın da evde kullanıyorsun, geldin burada daha güzeli var. Aynı boya ama sistem. Diyorsun ki bunu değiştirebilir miyim? Hay hay. Çünkü aynı kullanılacak gibi bırakıyorsun bunu, alıyorsun onu. Mesela bu arada 2 ayda, 3 ayda bir sebet değiştirenler var benden. Geliyor adam, bu daha iyi. Getir kardeşim sebedini getiriyor. Çantasını alıyor bunu geçip gidiyor. Çünkü bir yerinde bir şey yok ki. Böyle bir hal işte bu, böyle bir şey.